Merhaba sevgili arkadaşlar. Beykoz Üniversitesi'nin değerli öğrencileri. Bu videoda sizlere online Beykoz sisteminde sınava giriş ve online ders sisteminde derse çalışma ile ilgili bilgiler vereceğiz. Lütfen sınavlarınıza bu bilgiler ışığında giriniz. Hepinize bildiğiniz gibi e-mail adreslerinize ve başka platformlarda sınav programınız, final sınavı programınız yayınlandı. Final sınavı programınızı Beykoz Üniversitesi ana sayfası olan Beykoz Edu.tr'den de inceleyebilirsiniz. Buradan öğrenci işlerine girip 2019-2020 lisans, ön lisans, yıl sonu sınav programları sekmesine tıklayıp buradan sınav programınıza erişebilirsiniz. Sınav programınıza baktıktan sonra sınavlarınızın hemen hemen tamamını online Beykoz sistemi üzerinden gerçekleştireceksiniz. Ama bazı arkadaşlarımızın bazı derslerimizin özel durumu var. Bunlar proje teslim edilecek dersler. Bunlara buralardan ulaşabilirsiniz. Lütfen her bir derse teker teker bakınız. Bütün sınav programınızı not alınız ve bu şekilde giriniz. Ders programınıza baktıktan sonra yapmanız gereken sizin dersinizin, programınızın saatinde online Beykoz'a giriş yapmak. Bizim sınav platformumuz online.beykoz.edu.tr adresidir. Online Beykoz'a öğrenci girişi tarafından giriş yapacaksınız. Burada sizin OIS kullanıcı adı ve şifreniz yer almakta. Ben akademisyen girişinden giriyorum ama sizler öğrenci girişi tarafından gireceksiniz. Yayınlanan ders saatinizde, sınav saatinizde dersinizin içine girip hocanızın eklediği yarı yıl sonu final sınavına giriş yapabilirsiniz. Unutmayın, yalnızca belirlenen saatte ve tarihte giriş yapabilirsiniz. Esnek bir girişiniz yoktur. Projeler için tekrar ediyorum, projeler için hocanızla temasa geçiniz. Ödev ve projelerinizi nasıl vereceğinize dair onlar size bilgilendirme yapacaktır. Sınav saati geldi diyelim. Sınav üzerine tıklıyorsunuz. Önce bir sınav açıklaması yer alıyor. Lütfen sınavlardan 10-15 dakika önce giriş yapmaya çalışınız. 10 dakika, 5 dakika önce giriş yapmaya çalışınız ki en azından sorun yaşamayın ve sınav açıklamasını okuyabilin diye. Burada her bir sınavınızın öncesinde bir sınav açıklaması gelecek. Bu sınav kuralları sevgili arkadaşlar herkesi bağlamaktadır. Ve siz bu sınavı başlattığınızda bütün bu sınav kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılıyorsunuz. En aşağıda sınavda kopya yapmanın ve internet dahil başka kaynaklardan alıntı yapmanın ve böylece haksız puan almanın iyi öğrencilikle bağdaşmayacağını biliyorum ve bu tür eylemler içinde olmayacağımı beyan ediyorum. Beyanınız yer almakta. Sınavı başlattığınızda bu beyanı da kabul etmiş oluyorsunuz. Unutmayın, hocalarınız ödev ve projelerde ve sınavlarda intihal programları, yani internetten alıntı veya başka yerden alıntı veya çalıntı programları kullanarak bunları değerlendirebilirler. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Sınav zamanınız geldiğinde sınavı şimdi uygula deyip açıklamayı okudum, kabul ediyorum ve sınavı başla düğmesine tıklıyoruz. Bu şekilde karşınıza
sınav açılacaktır. Çeşitli soru tipleri olabilir. Hocalarınız herhangi bir soru tipi, çoktan seçmeli olabilir, yazı, kısa yazı, bunlarla ilgili ne gerekiyorsa oradaki şeyi yapacaksınız. Sevgili arkadaşlar, sınav gezintisi bölümüne dikkat ettiğinizde buralara tıklayamıyorsunuz. Lütfen geri dönmeye kalkmayınız. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi sınav kurallarında da var. Sınav soruları arası geçiş ve geri dönüş yoktur. Güvenlik amacıyla bu kapatılmıştır. Onun için lütfen buna dikkat edin. Ardışık bir şekilde bütün soruları cevaplayacaksınız. Cevap 1'i kaydettiniz diyelim. Sonraki sayfaya bakın. Şuralarda süre devam ediyor. Ben yine devam ediyorum. Hızlıca sorularımı cevaplıyorum. Sonraki sayfa deyip ilerliyorum. Dediğim gibi bu soru tipleri tamamen hocanızın belirleyeceği soru tipi. Çoktan seçmeli ise çoktan seçmeli, yazıysa yazı, eşleştirme ise eşleştirme. Sonraki sayfa diyorum. Ve bakın son sorudan sonra şurada uygulamayı bitir var. Şuraya tıklamayı lütfen unutmayın. Çünkü sınavlarınız ancak bu zaman kaydediliyor. Ama yine tam olarak göndermiş sayılmıyorsunuz. Burada bakın hem kalan süre var, hem de bu uygulama şu tarihinde gönderilmelidir diyor en son. Şuraya dikkat edin. Bakın tümünü gönder ve bitir var burada. Şurada bir onay çıkıyor ve en son bunu onayladığınızda, tümünü gönder ve bitire tam onayladığınızda artık sınavı onaylamış ve bitirmiş oluyorsunuz. Bu saatten sonra artık sınav bitmiştir. Sınav bittikten sonra lütfen şuradan çıkış yapmayı unutmayınız. Sınav biter bitmez şuradan çıkış yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu online Beykoz sınav kısmı. Bir de ders çalışmak için bizler derslerinizi online Beykoz ve online ders olarak ikiye bölmüş durumdayız. Diyelim ki sınavınız yok ama ders çalışacaksınız. Bunun için bizler daha önce hocalarınızın yaptıkları dersleri, Perkulus Plus derslerini, canlı derslerini veya Skorn derslerini başka bir platforma taşıdık. Bu konuyla ilgili lütfen onlinedersbeykoz.edu.tr adresine gidiniz. Bu sefer karşınıza yeni bir platform çıkacak ve bu platformda derslerinizi çalışabileceksiniz. Ben yine akademisyen girişinden giriyorum. Sizler yine aynı şekilde öğrenci girişinden aynı şifrelerle girebilirsiniz. Online Beykoz'da bakın sevgili arkadaşlar, Online Beykoz'da dersler kaldırılmış durumdadır. Yalnızca sınavlar orada kalmış durumdadır. Online derste ise bu sefer sınavlar kaldırılmış durumdadır. Yalnızca dersler vardır. Bunlar sizin ders çalışmanız için vardır. Yine giriyorsunuz dersinizin içine ve bu sefer burada ders içeriklerinize girip derslerinizi çalışabilirsiniz. Bakın burada bu sefer sınav yok. Burada dersinizin içeriği yer almaktadır. Yine sınav olduğunda sevgili arkadaşlar online.beykoz.edu.tr adresine giriyorsunuz. Buradan çalıştınız, çıktınız.
Online Beykoz adresine giriyorsunuz ve derslerinizi Online Beykoz'dan sınavlarınıza giriyorsunuz. Ama Online Beykoz'u lütfen yalnızca sınav zamanı kullanın. Online dersi ise istediğiniz zaman kullanıp oradan ders çalışabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada size bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Önemli konulardan biri, bazı arkadaşlarımız özellikle sınav esnasında sorun yaşadıklarını ve sınava giremediklerini, teknik sorun yaşandığını iletiyorlar. Lütfen bu konuyla ilgili hocalarınıza danışınız. Ancak şunu da bilmenizi istiyorum ki bütün sistem kaydedilmektedir. Yani sizin bu sistemde yaptığınız her tıklama kaydedilmektedir. Onun için lütfen girdiğiniz, girmediğiniz bir sınava girdim diye iddia ederek yazmayınız. Çünkü burada bütün bu sınavlarda yapılan etkinlikler yer almaktadır. Örneğin, bakın bu kayıtları getir dediğimde benim bugün yaptığım bütün etkinlikler, bakın sınav uygulaması incelendi, sınav özeti incelendi, sınav uygulamaları, ders modülü, sınav uygulaması başlattım gibi incelemelerin hepsi, bakın soru soru yer almaktadır. Dolayısıyla bunların da teker teker kaydolduğunu bilmenizi isterim. Sevgili arkadaşlar, bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, dersinizle ilgili, sınavınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen OIS üzerinden hocanıza yazınız. Biliyorsunuz ois.beykoz.edu.tr bizim merkezi yazışma sistemimiz, merkezi ders sistemimiz. Dolayısıyla buradan hocanıza yazabilirsiniz, hocanıza iletişime geçebilirsiniz. Bizler UZEM ekibi olarak derslerle ilgili ve sınavlarla ilgili öğrencilere bilgi vermemekteyiz. Onun için burada bu konuyla ilgili hocalarınıza danışın. Hocalarınız gerekirse bize bu konuyla ilgili yazı yazarlar. Biz de gerekli incelemeleri yaparız. Ama lütfen dikkatli olun. Sizlere başarılı bir sınav dönemi geçirmenizi diliyorum. Hepinize iyi günler dilerim.